Hepiniz hoş geldiniz. Ben gelirken size bomba gibi bir haberle geldim. 50'den sonra da hayat varmış. Nereden mi biliyorum? İşte karşınızdayım. Yani 55 yaşındayım ve 3-4 tane farklı iş yaparak 32 sene kurumsalda çalıştıktan sonra hala yeni merakların, yeni heyecanların peşinde koşuyorum ve bundan da her gün başka keyifler alıyorum. O aradığımız dengeyi bazen bulmak o kadar kolay olmuyor. Hepimiz bir denge arayışı peşindeyiz. Çoğu zaman da bulamayabiliyoruz. Ama aramaktan vazgeçmeyelim diye ben size biraz bir ilham hikayesi anlatmaya geldim. Bu tabelayı görmüşsünüzdür. Otoyollarda köprülerden önce olur genelde. Otobandan, otoyoldan önce son çıkış ya da köprüden önce son çıkış yazar. Ve direkt insanın aklına evet bunu kaçırmamalıyım, buradan dönmeliyim gibi bir fikir gelir. Ben de böyle çalışmıyor. Ben bu tabelayı görünce aksine gaza basıp devam etmek istiyorum ve görmediğim, gitmediğim yollara doğru, bilmediğim maceralara doğru hareket etmek istiyorum ve orada gördüklerim, daha önce denemediklerim beni daha çok heyecanlandırıyor. Neyi göreceğimi bilmeme merakı bende daha büyük bir motivasyon yaratıyor. O yüzden belki biraz meraklıyım. Dönüşüm, değişim oldukça büyük laflar. İnsan bu lafları kullanırken ürkütüyor. Ben dönüştüm, ben değiştim demek demesi kolay. Değişmesi öyle çok kolay olmuyor. Akvaryumdaki balık bile o suyun içinde ve cam duvarların arasında hareket ediyor. Orada bir deniz olduğunu biliyor, orada bir cam sınır olduğunu biliyor. Ama o konfor alanından çıkmamak için de çok da hareket etmiyor. Değişimin ve dönüşümün o akvaryumdan çıkmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Kolay olmadığını da biliyoruz. En zoru da insanın kendini değiştirmesi, kendini dönüştürmesi. Ben artık ona dönüşüm, değişim demiyorum da kendimi keşfetme yolculuğum demeyi daha çok uygun buluyorum. Öbür türlü daha zor, daha yapılması ve uygulaması zor geliyor bana. Benim dönüşüm yolculuğum Kapalı Çarşı'da başladı. 11 yaşında babamın dükkanında çalışmak yerine Kapalı Çarşı'da bir toptancının yanında çırak olmaya karar verdim ve 11 yaşından 22 yaşına kadar, üniversiteyi bitirene kadar her tatilde Kapalı Çarşı'da çıraklık yaptım. Çıraklık bildiğiniz şey, sipariş alıyorsunuz, paket yapıyorsunuz. Siparişin geldiği ile ya da ilçeye kamyona yüklüyorsunuz. O zamanlar Kapalı Çarşı ticaretin merkezi, turizmin merkezi. 80'lerden bahsediyorum. Çoğunuz bilmezsiniz belki. Dar sokaklarında her gün binlerce turistin yürüdüğü, her gün binlerce ticaret adamının iş yaptığı, altıncıların, dövizcilerin hatta beyaz eşya, Doğu Bank'ın olduğu yer. Belki de Türkiye'nin dediğim gibi merkezi. Hala ben gittiğim zaman kendimi heyecanlanmış bulurum Kapalı Çarşı'da. Ve 11 sene boyunca Kapalı Çarşı'da yaptığım o çıraklık bende çok farklı ufuklar açtı, çok farklı öğrenimler yarattı. Belki de üniversitede öğrenemediğim bir sürü şeyi yıllar sonra o hayat okulunda Kapalı Çarşı'da öğrendiğimi anladım. Kapalı Çarşı'da tanıştığım onlarca farklı ülkeden insan ve Türkiye'nin her yerinden, her ilçesinden insanlarla sohbetler, dostluklar bana çok farklı kapılar açtı. Hala oradan öğrendiklerimle iş hayatımda da çok fazla kullanmaya devam ediyorum. Tabii bir tek girişimcilik, ticaret, alışveriş, insan ilişkisi öğrenmedim. Aklımda kalanlardan şunlar da var. Resimde de gördüğünüz kırmızı iplik Ören Baya'nın ipliği, nakış numarası. Hala 40 sene sonra da, 45 sene sonra da onun renk numarasının 90 olduğunu, pembesinin 99 olduğunu, mavisinin 580, yeşilinin 762, sarısının 611 olduğunu hatırlayabiliyorum. Lise bitti, üniversite bitti ve iş arayışı başladı. O zamanlar bugünkü gibi bilgisayarlarda iş bulunmuyor. Yok öyle bir şey. Hafta sonları, pazar günlerini bekliyoruz. İnsan kaynakları ekip çıkıyor. Oradaki ilanlara başvuruyoruz. Bir CV hazırlıyoruz ve özgeçmişimizi yolluyoruz. Okulun bitmesine yakın bir ilan gördüm. Çok sevdiğim bir marka bir iş ilanı vermişti. Efes Pazarlama uzmanları arıyor.
çok etçe iyi geldi, böyle uzman falan daha tecrübemiz de yok. Yolladım özgeçmişimi ve tam 10 sene boyunca farklı departmanlarda, farklı şehirlerde deneyimler edindim. Satıştan pazarlamaya, finanstan iş geliştirmeye hemen hemen her bölümünde çalıştıktan sonra bir gün o dönemki CEO'muz Muhtar Kent, daha sonra Kola'nın CEO'su oldu. Rusya'ya gider misin dedi. Rusya'ya pazarlama müdürü olarak gitmek ilginç geldi. Yani artık Türkiye'de 10 sene çalışmıştım, meraklıyım ve neler var diye daha da merak ediyorum. Eşime sordum, eşimle konuştuk ve 2 yaşındaki kızımızı alarak uçağa atladık. 2 yıl diye çıktığımız Rusya yolculuğu tam 12 yıl sürdü. İkinci kızım Rusya'da doğdu. İki kızım da Rusya'da Rus okullarında okudu, Rusça öğrendi. Ben de hayatımda gitmediğim kadar çok operaya, baleye, sirke gittim. Ve aslında Rusya'daki en büyük kendimde keşfettiğim şey hata yapmanın ne kadar güzel bir şey olduğuydu. Çünkü bildiğim her şey çöpe dönmüştü. Hiçbir şey çalışmıyordu. Bambaşka bir kültür, bambaşka insanlar, bambaşka bir kafa yapısı. Ve inanır mısınız, belki de ben o kafa yapısını daha çok sevdim. Çünkü o öğrendiğim hata yapma lüksü ve hatalarımdan öğrenme beni her şeye merak etmeye ve içine itmeye başladı. Rusya'ya gittiğimde tek fabrika vardı. Ben bıraktığımda 12 sene sonra 8 fabrika oldu. Ben gittiğimde pazar payımız %2 idi. Dönerken %20 idi. Birleşme ve satın almalarla birlikte 8 bin kişilik dev bir ordu yönettim. Ve en uzaktaki fabrikamıza uçakla 8 saatte gidiyordum. Onlar yatmaya giderken biz işe gidiyorduk. Biz işe giderken onlar yatmaya gidiyordu. En uzaktaki bayimize, Japonya sınırındaki, okyanus sınırındaki Habarovsk'a trenle ürünlerimiz 3 haftada gidiyordu. O da Sibirya'dan giderken -40'ta donmazsa. Böyle bir maceradan sonra 12 sene sonra döndüm. Ama cebimde çok yeni yetkinliklerle ve çok büyük bir cesaretle ve üzerine de koymaya devam ettim. Ama 54 yaşında artık şunu söyledim kendi kendime. 32 sene bir Türk markasının global bir marka olması için yapabileceğim her şeyi yaptım. Alacağımı aldım, vereceğimi verdim. Çok sevdiğim markayı güvendiğim arkadaşlara bıraktım ve yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Ve bu yolculuğa daha önce çıkmış yaşıtlarıma ve çevremdekilere sordum. Benden ne olur? Aslında yanlış insanlara sormuşum. Çünkü hepsi ya işte haftada bir gün danışmanlık yap, iyi parası var. Ayda bir yönetim kurulu üyeliği yap, mutlu olursun. Ya da ya ne uğraşacaksın, bu kadar çalışmışsın. Git bir sahil kasabasında okey dördüncü ol dediler. Bunlar benim aradığım cevaplar değildi. Ben o işi onun için bırakmamıştım. Enerjim ve isteğim varken yepyeni bir şeyler yapmak istiyordum ve artık aldıklarımı geri vermek istiyordum. Dolayısıyla bu cevaplardan tatmin olmadım. Ve benden ne olmaz sorusunu sormaya başladım. Onu soracağımız en doğru insanlar da etrafımda birlikte çalıştığım girişim kurucuları, 20-25 yaş aralığından bahsediyorum ve kendi çocuklarımdı, kızlarımdı. Onlardan şu cevaplar geldi. Biz bugüne kadar senden ve deneyimlerinden faydalandık. Bu deneyimlerini daha da yaymaya çalış. Bunun için de podcast diye bir şey var. Podcast yap dediler. Bir düşündüm. LinkedIn'den podcast yapan şirketin ülke müdürüne bir mesaj attım. Bana rahat battı ve rahat battı adında bir podcast yapmak istiyorum. Ne dersiniz diye. Tamam dedi ve başladık. Her ay bir podcast çekip yayınlamaya başladım. Arkasından WhatsApp'tan bir mesaj aldım. Rusya'da tanıştığım bir gazeteci haftada iki defa bize deneyimlerini ve fikirlerini yazar mısın diye sordu. Bugüne kadar tek yazdığım şey WhatsApp'tan raporlar bitti mi, toplantı hazır mıyız, yola ne zaman çıkıyoruz mesajları. En azından son 16 senesi şoförlü sekreterli genel müdürlük yaptığım için yazı da yazmamışım. Anladım onu. Ama hayır demedim. 2-3 tane deneme yazısı yazdım ve yolladım. Ertesi hafta gazetede yazımın yayınlandığını gördüm ve geçen hafta 100. yazımı yolladım. Haftada 2 gün oturup yazı yazmaya başladım. Hayalimde hep iş hayatıma girdikten sonra bir sivil toplum örgütünde gönüllü çalışmak vardı. Belki benim tembelliğimden, belki de karşıma çıkmadığından
aradığım örgütü, sivil toplum örgütünü bulamamıştım. Yine çok yeni tanıştığım bir arkadaştan gelen bir öneriyle KODA, Köy Okulları Değişim Ağı ve kurucusu Mine Ekinci ile tanıştım. Ve aradığım burası diye gönüllü oldum. Şimdi yönetim kurulundayım ve her yaz Bursa Orhaneli'de köyleri dolaşarak muhtarları ve aileleri çocuklarını yaz kamplarına göndermelerini ikna etmeye çalışıyorum. Son olarak girişimcilik, bu yaştan sonra girişimci olur mu demeyin, oluyormuş. Ben de bilmiyordum. Girişimcilik işlerine bakmaya başladım. Şirketin girişimci kurum olması için çalışırken bir taraftan da şirketten girişimciler çıkartma çabamız vardı. Ama kimse tabii genel müdürün çıkıp girişimci olacağını beklemiyordu. O da oldu. Tam o günlerde bir araştırma yayınlandı. Future Brighton, dünyadaki değişen ömür süresinin artması üzerine yaş gruplarını yeniden değerlendirmesi. Daha önce 15-25 yaş genç, 25-40 orta yaşlıyken çıkan araştırmada sonuçlar şunu söyledi. 38 yaşına kadar gençsiniz, 54 yaşına kadar da orta yaşlısınız. Tecrübeli gençsiniz, pardon. Orta yaş 55 ile 64 yaş arası. Dolayısıyla artık yani çok sevinecek bir şeyimiz var. Aile gruplarında mesaj atıp haydi gençler akşam ne yapıyoruz falan diye yazabiliyoruz. Biz yapmaya başladık. Dolayısıyla aramızda bu yaşlarda olan varsa kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bunun üzerine ortağım Zeynep'le beraber maalesef Amerika'daki gibi büyük evlerde garajlar olmadığı için biz mutfakta bu işe giriştik. Ve Gemwise diye 45 yaş üstü kurumsalda çalışıp amacını arayan ve yeni işler yapmak isteyen insanlara girişimcilik kampı yapmaya başladık. Benim hikayem daha bitmedi dediğimiz için de nokta değil virgül koyduk sembolünü. Yaptığımız iş 45 yaş üstünden kişilere, tecrübeli gençlere artık öğrendiğimiz gibi girişimcilik nasıl yapılır, birlikte nasıl çalışılır, gençlerle beraber neler yaratabiliriz kampları yapıyoruz. 6 hafta 30 saat sürüyor ve bugüne kadar da 1,5 senede toplam 7 grup bitirdik ve 100 kişi Gemwise ekibine dahil oldu. Toplam 42 hafta 180 saat bu 100 arkadaşla iş fikri geliştirmişiz ve bizden ne oluru araştırmışız. Buradaki asıl hikaye şirketlerde hep birlikte yaptığımız işleri tek başımıza yapamadığımızı düşünüp bu işlere girişmeme fikrini ortadan kaldırmak. Ve buradaki sihir de aslında ortak ve birlikte çalışmanın yarattığı ilham ve cesaret. Fikirler her yerde. Girin Google'a bakın hangi fikirler çok iş yapıyor diye yazdığınızda 1 milyon tane fikir çıkıyor. Ya da en çok hangi fikirden para kazanırım dediğinizde yüz binlerce fikir var. Dolayısıyla fikir bulmak önemli değil. Hayata geçirecek insanları ve motivasyonu bulmak çok daha önemli. Yani insan hala en önemli faktör. Yani yapay zeka hikayeleri falan kasıp kavuruyor ortalığı ama gene de insansız hiçbir şey olmadığını hepimiz görüyoruz. Ve bizim en sevdiğimiz fikirler hayata geçen fikirler. Bugüne kadar genelde hep şunu söyleriz. Bir iş çıkar, bir proje çıkar. Aa bunu ben düşünmüştüm deriz. Hepimiz aklımızdan geçirmişizdir. Ya da bunu ben yapacaktım, başkası yaptı deriz. Maksat düşünmek değil zaten. Maksat onu hayata geçirecek enerjiyi ve cesareti bulmak. Bugüne kadar dediğim gibi onlarca, yüzlerce fikir çıktı. Benim en sevdiklerimden bir tanesi. Genelde insanlar neyi değiştirmek istiyorlarsa onu daha iyi yapıyorlar. Örneğin en tepede sağda gördüğünüz 65 yaş üstü Tinder fikri. Hiç fena değil. Yani tecrübeli gençlik artık buralardaysa Tinder'ın da yaşı artabilir. Ya da gençlerin şirkette kalma süresi kısalıyorsa ya da kurumsalda kalmak istemiyorlarsa bir başka fikir şirket içi şiddetsiz iletişim danışmanlığı ya da bir başka fikir Ege'den zeytin, domates, enginar gibi ürünleri ya da Karadeniz'den çay, fındık gibi ürünlerin fiyatlarını daha değerli hale getirmek için Amerika'ya ve Avrupa'ya satarken çok daha anlamlı bir fiyatlandırma ve pazarlama yapacak tarım ürünleri platformu. Tam bu arada 45 yaşı ne durduruyor diye bir araştırma yaptırdık. İki tane sosyal antropologla çalıştık ve aslında bendeki enerjinin de kaynağını anlamış olduk. Dediler ki biyolojik yaş var ama
kurumsal yaş diye bir şey daha var. Yani siz 45 yaşındayken kurumsal yaşınız 20'lerinde. Ve yani 20 yaşındayken nasıl enerjik ve dinamik hissediyorsanız 45'inde de aynı enerjiyi hissediyorsunuz. Ben 55 yaşında bu işlere giriyorsam sebebi bu. 25-30 yaşında genç enerjisi, genç kafası ve merakıyla hareket edebiliyorum. Dolayısıyla biyolojik yaşın yanına kurumsal yaşı da ekleyince kafamızda sorun daha da çözüldü. Dediğim gibi hepimizin hayatında aradığımız şey denge. Özellikle 40'larda 45'lerde bu denge arayışı çok daha fazla artıyor. Sebebi de belli. O yaşa kadar toplumun bizden istediğini, sistemin bizden istediğini, ebeveynlerin bizden istediğini yapmaya çalışırken 40'larda 45'lerde aradığımız beni, istediğimiz beni hayata geçirmek için kendimizi daha özgür, daha iyi hissediyoruz. Ve üstelik biriktirdiğimiz enerji ve deneyim de cabası. O yüzden o güne kadar biriktirdiğimiz enerji ve deneyim bizi yeni dünyalara sevk edebiliyor. Ne dengesi arıyoruz? İş yaşamıyla özel yaşam dengesi. O güne kadar işe giderken belki de evdeki vaktimizden çalıp işe gidiyoruz ama artık o dengeyi kurmak istiyoruz. Ya da parayla tutkumuz arasındaki denge bizim için daha kritik bir hale geliyor. Rasyonalite ile duygu arasındaki denge yine başka önemli bir şey. O güne kadar bireysel farkındalıklarımız varken daha toplumsal farkındalıklarımız artıyor. Yani bireyselden çıkıp topluma ne verebiliriz diye bakmaya başladığımız bir dönem. Ve bizi heyecanlandıran bir dönem. Çünkü kendimizi artık 45 yaşın üstünde tamam hissediyoruz. Çalışmadaki insanlara sorduğumuzda 45 yaşındaki dönemi nasıl adlandırırsın diye aldığımız cevaplar şöyle. Farkındalık dönemim, olgunluk dönemim, altın çağım. Yani 40'lardan sonra kendimizi yeni bir şeyler yapmak için çok daha enerjik ve iyi hissediyoruz. Çünkü dediğim gibi kurumsal yaşımız 20-25'lerinde. Peki bizi ne durduruyor? Bir kere etrafımız durduruyor. Yeni bir şey girmek isterken aman yapma, yeni bir şey deneme, icat çıkarma gibi kavramlar bizde var. Ve etrafta dolaşan büyük laflar canımızı sıkıyor. En azından benim. Değişmeyen tek şey değişim. Ne zaman demiş biliyor musunuz? Milattan önce 500 yılında İzmir Efes'te bir felsefeci tarafından. Halbuki ben biliyorum ki ben değişirsem dünya değişir. Attığım her küçük adım başka bir değişim yaratır. Ya da burada gördüğünüz gibi değişimin ya efendisi olacaksın ya esiri. Ne gerek var? Yani ben adım attığımda bir hareket başlatabiliyorsam belki o hareket çok daha büyüyecek. Yani beni durdurmak için bu kadar iddialı ve sert laflara gerek yok. Biz adım atmaya başladığımızda dünyanın değiştiğini gördük. Ve son olarak ortağım Zeynep'in annesi Türkiye'nin ilk eczacılarından Nurten teyzenin çok sevdiğim bir lafıyla bitirmek istiyorum. Ve belki de atasözü olmasını düşünüyorum. İşim biterse işim biter diyor Nurten teyze. Ya o kadar doğru bir laf ki. Yani 50'lerinde 55'lerinde emekli olup 90'lara kadar 80'lere kadar yaşayacaksak 30-40 sene hayatımızı oturarak geçiremeyiz. Bu kadar deneyim ve tecrübeyi üreterek devam ettirmemiz lazım. Hasat yapmamız lazım. Ektiğimizi biçmemiz lazım. Değiştirmek istediğimiz işleri seçip bir yerden başlamamız lazım. Etrafımızda iyi insanlar biriktirmemiz lazım. Değişimin başlaması için en önemli şey insan. Ve belki de Denizli'ye ben onları görmeye geldim. Belki de değişecek insanlar şu anda karşımda oturuyor ve sizsiniz. Çok teşekkür ediyorum.